Şimdi Hürjet'in yanımızda test pilotu. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Nasıl geçti uçuşunuz? Biraz anlatın, dinleyelim sizden. Vallahi ilk uçuş güzel dediğim öncelikle. Beklediğimiz ilk uçuşlara göre çok sakin geçti aslında. Çok sakin uçtu çünkü uçak gerçekten çok stabildi, kalkışı, inişi. Şöyle bir pistten kesince ne hissettiniz? Vallahi pistten kesilince dedim ki bunun da bir inişi var. Öncelikle onu düşünüyor pilot tabii ki. Biraz normalden bayağı bir uzun uçtunuz. Ya aslında planladığımız gibi uçtuk. Planlanın dışında bir şey yapmadık açıkçası. Uçak zaten taksi testlerinde kendini göstermiş. Yani havalanmaya müsaitti, gözüküyordu. Flight kontrol sistemi, yani uçuş kontrol sistemi çok başarılı. Gerçekten arkadaşlar çok emek verdiler. Yazılım zaten bizim, biliyorsunuz. Simülatörde çok uzun süreler uçtuk. Dolayısıyla simülatörde o uçmuş olmanın verdiği bir güvenle gerçekten de simülatördeki karakteristiği sergiledi. O yüzden de havalandığım zaman dedim ki simülatördeki tepkileri veriyor. Havada da aynı şekilde. Hani bakacağımız bazı belli başlı şeyler vardı. İşte hava veri sisteminin sürat saatinin irtifanın doğru görüp gösterip göstermediği. Bunu da takip uçağıyla karşılıklı koordine ettik. Özgür'de kolunuzda. Evet, aynı. Zaten senelerdir uçtuğum uçak. Kolda da uçakta beraber inişe geldik. Karşılaştırmaları yaptığımızda baktık ki süratlerde çok fazla farklılık yok. Kalibrasyon için çok ihtiyaç yok. Belirlediğimiz süratle de geldik. Uçak gerçekten, yani şöyle söyleyeyim, hani bu uçak herkesin tahayyül ettiği gibi böyle telli, basit, kumandalı bir uçak değil. Çünkü bir aracı var, bilgisayar var. Siz komutu veriyorsunuz, o bilgisayarın işleminden geçtikten sonra bu uçuş gerçekleşiyor. Kumandalar gerçekleşiyor. Esas aslında kafamızda olan nokta oydu. Ama iniş esnasında da hiçbir şekilde bir ani tepki göstermedi ve kumandalar gerçekten çok güzeldi. İnişi de o şekilde dışarıdan göründüğü gibi gayet stabil oldu. Siz F-16'da yıllarca uçtunuz. Evet. Şöyle bir F-16 ile karşılaştırsak Hürjet'i. Vallahi hiç yabancılık çekmedim desem yalan olmaz gerçekten. Çünkü aynı karakteristikte bir uçak. Fly by wire bir uçak. Stick aynı size stick. Yani kendimi hep tanıdık bir yerdeymiş gibi hissediyorum. Ama tabii bizim emeğimiz olan, bizim üzerinde çalıştığımız bir uçak. Dolayısıyla en önemlisi o zaten, evet, değil mi? Yani keyfi oydu gerçekten. Zaten hani kalktıktan sonra da verdiği hissiyat o oluyor. Yani kendi uçağımızda havadayım diyorum. Kendimi de çok şanslı hissediyorum. Kısmetli bir insan olarak hissediyorum. Türk Havacılık tarihine sizin adınızı Ercan Çelik olarak Hürjet'in ilk uçuşuna yazdırdık. Bir de izleyicilerim bana çok soruyor. Sizin ağzınızdan duyalım. Bu ilk uçuşlarda niye iniş takımları toplanmıyor diye o kadar çok soruyorlar ki, sizden bir dinleyelim mi? Neden toplamıyorsunuz? Evet, yani uçağın bütün sistemleri zaten gözlem altında. Yerden telemetriyle gözlem altında. Bu zaten bütün ilk uçuşlar için, yani bütün dünyada bir literatürde böyle bir şeydir. Riski minimize etmemiz lazım. Yani iniş takımları da sonuçta bir mekanizma içeriyor. Hidrolik sistemi ve elektrik sistemi, bir kumandası var. Topladığınız zaman bunun tekrar açılmaması durumunda, düşünün ki ilk uçuşta gelip uçağı gövde üstüne indiriyorsunuz. Bunun riskini kimse almak istemez. Tabii ki yerde alver testleri yapılıyor ama uçak tabii ki 3 boyutlu ortamda, şimdi bileyim, yüksek irtifaya çıkıyor, soğukla karşılaşıyor, değişik hava şartlarıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla idealden uzak bir hava şartında olduğu için bu riski almamak için bütün ilk uçuşlar bu şekilde iniş takımları aşağıda yapılır. Hatta birkaç uçuş böyle iniş takımları aşağıda yapılır. Ondan sonra bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gene teknik bir şey olacak belki ama bizim uçağımız dediğim gibi dijital bir uçuş kontrol bilgisayarıyla uçuyor. Uçağın iniş takımları toplandığı zaman başka bir gain'e geçiyor uçak. Yani uçuş gain'i dediğimiz başka bir faza geçiyor. Biz ama iniş kalkış fazında uçağın kalmasını istiyoruz. Bunun için de iniş takımlarının aşağıda olması lazım. Aslında esas amacımız da bu. Çok çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum ve ilk uçuşun şöyle bir sarılıp böyle bir tecrübe etmek istiyorum. Size sağ olun. Çok sağ olun. Allah tamamını nasip etsin. Bunu İnşallah. Türk Hava Kuvvetleri'ne sonra da ihracatta görmek nasip etsin. İnşallah. Dersin. Uçak kendini gösteriyor. İnşallah bir aksilik yaşamadan uçuşlarımızı tamamlayacağız ve ürün olarak sunacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Hürjet'in etrafından şöyle bir dolaşıyoruz. Pitos'u çok önemli. Test uçaklarının gerçekten özel ekipmanlar. Buradan birçok bilgi alınıyor. Yerdeki telemetriye iletiliyor. Gövdeden şöyle devam ediyoruz. Kırmızı beyaz boyası var. Burada hemen experimental yazısı. Experimental deneysel demek. Deneysel çok önemli. Kokpiti şöyle geliyoruz. Martin Baker koltuğuyla. Danger Ejection Seat olarak adlandırılan fırlatma koltukları olduğu belirtiyor. Havalıkları burada uçağın.
arkasından şöyle dönüyoruz, iniş takımları. Yani gerçekten boyayla birlikte uçak çok farklı bir görünüm almış benim açımdan. Slatları var uçakların burada. Şöyle dönüyoruz, kırmızı beyaz boyası, flaplar. Gövde yandan geliyor, aynı F-16 gibi finleri var. Kuyruğunu görüyoruz burada, hürjet boyası, kırmızı beyaz, bayrağımız rengi oturmuş. Şöyle yataş stabilize inmiş vaziyette. Burada hava frenlerini görüyoruz. Ve tabii ki F-404 General Electric yapısı motoru da burada. Biliyorsunuz ilk uçuşu yaptığı tören sırasında test pilotu Ercan Çelik de ilk uçuşunu yaptı. Şöyle dönüyoruz. Tabii ekip gözü gibi koruyor uçağı. Herhangi bir şey olmaması lazım. Kanatlar, iniş takım yuvaları, ana iniş takımları ve yana açılan kanopisiyle, gerçekten boyasıyla çok keyifli bir tasarım olmuş. İnsan baktıkça keyif alıyor ve gerçekten TUSAŞ açısından da çok ciddi gurur duyduğunu ifade etmemde önemli bir nokta bu. Bunu da ifade etmek istiyorum.